Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye'ye hepsi hücum etti. Savaş jetleriyle beraber engel konuldu. İsveç'in NATO'ya girmesi amacıyla Türkiye'nin verdiği onaydan sonra gelen F-16 mesajları bazı çevreleri rahatsız etti. Türkiye'nin ABD'den 20 milyar dolarlık bir anlaşmayla beraber F-16 savaş uçaklarını satın alma planlarına karşı çıkan 3 ülkenin lobi faaliyetleri, Türkiye'ye savaş uçakları vermeyin adını taşıyan bir koalisyon tarafından başlatıldı. Bu koalisyon konu hakkında oldukça çarpıcı ifadeler kullanarak dikkatleri üzerlerine çekti. Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla birlikte yıllardır tarafsız olarak bilinen Baltık ülkeleri NATO'ya girmek amacıyla harekete geçti. İsveç, Finlandiya'ya gerekli şartları sağlamadığı için ret veren Türkiye geçtiğimiz sene Finlandiya'nın birliğe girmesi için onay verdi. İsveç ise beklemeye aldı. Aradan geçen 20 ay sonunda Türkiye, İsveç'in birliğe katılmasına yeşil ışık yaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO üyeliğine dair yapılan oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287 kabul, 55 ise red oyunu kullandı. TBMM'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ve F-16'ların acilen Türkiye'ye teslim edilmesi için Kongre'ye bir mektup yazdı. Bu bağlamda Ankara, Washington'dan 20 milyar dolar değerinde toplamda 40 F-16 modernize kiti satın almış olacak. Biden'ın mektubundan sonra ise ABD Kongresi'ndeki Ermeni, Yunan, Hindu lobisi harekete geçti. Kendilerini Türkiye'ye savaş jetlerine hayır koalisyonu tanımlayan grup, Türkiye'ye olası F-16 savaş uçağıyla alakalı son detayların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini istedi. Lobi kuruluşları Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını, Amerikan jetlerinin alımı konusunda ABD yönetimiyle beraber yürütülmüş müzakerelerde bir pazarlık kozu olarak kullanmakta suçlandığına dair bir mektubu da yazmış oldu. Değerli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.